Bu makale Ketebe yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. Süleyman Seyfi Öğün Marx yaşasaydı nereye giderdi? Bir taraftan Amerika seçimlerine yaklaşırken dünya siyaseten de bir sıkışmışlığı yaşıyor. Hususen Rusya ve Çin'i hedefleyen bir sıkışmışlık bu. Yani bahsi geçen coğrafya düpedüz Avrasya coğrafyası. Türkiye, İran ve Pakistan'daki devletleri de kapsamına alıyor. Çevrelemeler, yalnızlaştırmalar bu devletlerin ortak paydası haline gelmiş vaziyette. Avrasya'nın jeostratejik ehemmiyeti, Çin'le Avrupa ve Rusya ile Avrupa bağını kesmeye matuf bir açılıma sahip. Şu aralar Rusya'nın baskılanmasının öne çıkmış olduğuna şahitlik ediyoruz. Beyaz Rusya'nın istikrarsızlaştırılması Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'daki NATO mevzilenmeleri üzerinden Doğu Avrupa'dan başlatılıyor ve Doğu Akdeniz'e sarkıyor. Paralel bir hat ise Kafkasya ve Hazar Denizi'nde kuruluyor. Yatay eksende ise Orta Asya devletleri var. Kırgızistan ise adeta bunun düğüm noktasını oluşturuyor. Senaryo Çin denizindeki kapatmalarla ikmal edilmiş oluyor. Burada Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya ve Vietnam gibi devletleri içine alan sanki bir Pasifik NATO'su yapılandırılıyor. Bu hususlarda hayli yazı yazdık. Bunlar stratejik gelişmeler. Ama bu sayılan gelişmeleri kuşatan daha derin bir hesaplaşma anlaşılmadan yeteri kadar kavranmış olmayacaktır. NATO üzerinden Amerika'yı harekete geçiren ve siyasetlerini sertleştiren kritik gelişme Çin'in attığı son adımlardı. 5G teknolojisini kurması, yani emek yoğunluklu bir üretim üssü olmaktan çıkıp bu kadarı Amerika için sorun oluşturmuyordu. Amerika'nın bu alanlardaki üstünlüğüne son veren bir teknoloji sermaye Yoğunluklu üretime geçmesi bardağı taşırdı. Bununla da kalmadı. Çin, Amerikan dolarına ekonomik manada savaş açtı. Öldürücü hamle buydu. Çünkü 1944 Bretton Woods'la Amerikan dolarının altın karşılığında basılmasını sınırlandırmakla başlayan ve 1971 Nixon şoku olarak devam eden ve bu bağ disiplini tamamen yok eden bu suretle de 20. asrın ruhunu oluşturan bir sürece indirilmiş ağır bir darbeydi Çin'in kararı altın disiplininden tamamen kopmuş azgın dolar basımının Doların sürekli değer kaybetmesiyle ve dolardan kaçışla neticeleneceğini biliyorlardı. Buna mani olmak için geliştirdikleri yollardan birisi de hayati bir değere sahip olan hidrokarbon varlıkların satışını dolara bağlamaktı. Petrodolar olgusu doların değerini ayakta tutmaya ve dünya rezerv parası olarak işlev görmesini sağlayan en kritik aletti. Çin'in aldığı kararsa en büyük alıcı olarak yeni bir ödeme rejimine altın karşılığı bir petroyan uygulamasını başlatıyordu. Amerika işte bu kararın akabinde jeo stratejisini sertleştirdi. Amerika seçimlerinde ön plana çıkan iki adayın hangi siyasetleri temsil ettiği hususunda söylenen ve yazılanları bazı ipuçları veriyor. Trump'ın yeniden altın dolar disiplinini kurmayı istediği, Fed'i millileştirmek istediği, bir manada Andrew Jackson ve Kennedy'nin mirasına sahip çıktığı ifade ediliyor. Bu siyasetleri savunan Sheldon'ı Fed'in başına getirmek istemesi buna en büyük delil olarak gösteriliyor. Trump'ın karşılıksız dolar basımında ısrarlı olan ve hatırı sayılan bir kısmı, Çin'in mesken tutmuş olan küreselleşmenin başa taktörü sayılan finansal çevrelerle yaşadığı anlaşmazlık, bu değerlendirmeleri büyük ölçüde haklı çıkarıyor. Biden bu meselelerle alakalı hiçbir şey söylemiyor. Söyledikleri ekonomik kriz üzerinden sözüm olan sosyal adaleti sağlamak adına dolar basımını artırarak devam ettirmek. Trump'ın hayalindeki Amerika, sıkı bir finansal disiplini sağlayıp üretim hata başlatan bir Amerika. Bu hayalin önündeki diğer bir engelse, teknolojiyi sırtlayan firmaların büyük ölçüde Amerika'yı terk etmiş olması. Bunda rol oynayan ve en kritik sebeplerden birisi ise Amerika'daki ağır vergiler. Sermayenin ve teknolojinin kaçışını engellemek ve süreci tersine çevirmek gibi ağır bir iş var Trump'ın önünde. Kendisini daha evvelki seçimde petrol şirketlerinin desteklediğini de biliyoruz. Peki eğer altın standardına geçilirse bu şirketlerin petrol dolar rejimi üzerinden sağladıkları tatlı kârların teminatı ne olacak? Anlayabildiğim kadarıyla artık hidrokarbon devri sona eriyor ve çok başka bir enerji rejimi devri başlayacak. Bu da belki adı sanı duyulmamış başka ham maddelerin değerini parlatan bir süreç olacak. Bunların dolara bağlanması ise mesela bor için bir bor dolar rejimin kurulması ne kadar mümkün olabilecek? Çok tartışmalı. Çin'in şimdilik petroyan sistemini kurması Trump'ın ekonomik aklına aykırı değil. Çin'in attığı bu adım dolar pompalayarak geçinen küresel sermayenin de çıkarlarına aykırı bir gelişme. IMF Başkanı'nın yeni bir Bretton Woods'a ihtiyacı var. Meyalindeki yakın zamanda yaptığı içi boş açıklama varılan noktanın çetinliğini ortaya koyuyor. Mesela Mesele şu dolar egemenliğini devam ettirmenin imkanları artık alabildiğini daralıyor. Amerika ya Çin'in eline geçirdiği teknolojik ve sermaye dayalı üstünlüğü onun elinden çekip alacak veya dağılıp küçülecek. Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunulmuştur.